Herkese merhabalar arkadaşlar. Yayınımızı son dakika haberiyle kesiyoruz. Son dakika haberinin detaylarını almak için Şehmuz'a bağlanıyoruz. Sevgili Harun, bugün telefona bildirim geldi. Gelen bildirimle bir anda yerinden kalktım. Arkadaşlar şu ses. Sen başla. Bak içeriden geliyor. Klimadan mı geliyor ama? AFAD yine bildirim mi gönderdi acaba? Arkadaşlar bugün hayati uyarı bildirimi. Bakarak okudum, özür diliyorum. Hayati uyarı bildirimi adı altında ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığımız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 çağrı merkezini arayınız selam diye bir AFAD mesaj atıyor. İlk önce şunu söyleyeyim. 112 artık bir çatı. 115 ortadan kalktı, 110 kalktı. 911 gibi. Aynen 911 gibi. 112 oldu. Bunun pilot bölgesi de Şanlıurfa'ydı. Pilot bölgesinden bir tanesi. Onun için bizim haberimiz erken oldu. Belki Türkiye'de... Bizde olması sebebi de ne biliyor musun? Bizde pasajdan sürekli 112'ye kadar yakınlar almıştır. Yani Türkiye genelinde de öğrenilmesi belki bilmeyen kişiler var. Onun için söylüyorum arkadaşlar. Bu bilgiyi onun için veriyorum. Haber alma ve yayma sistemi. AFAD tarafından oluşturulan bir sistem. Geçtiğimiz yani yıllarda... Twitter'da dönüyormuşum gündem bu arada. Yani insanlar hep şey yazmış. Bir tanesi yazmış mesela YKS için 3 gram aklım vardı. O da yok falan gibi. Hep şey olmuş böyle. İnsanlar ürkmüş de telefonuna uyarı sesi gelmiş. Bayağı ciddi bir ses. Arkadaşlar hemen bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Amerika'da bu sistem var zaten. Nasıl? Televizyonlar bir anda yayın kesiyor acil bir durumda. Oradan bilgilendirme yapılıyor. Ne bileyim, Allah göstermesin yaşanacak bir olumsuz durumda işte kan uyarıları, bilgi uyarıları bu şekilde mesaj olarak bize gelir. Bu arada telefonun uygulama yüklü olsun olmasın önemli değil. Önemli değil. Bir şekilde uygulama bildirim getirebiliyor karşına. Güzel bir sistem ama biraz sesli korkutucu bir şey herhalde. Ama sadece iPhone'da dediler. Şurada Android mi var? Yok, hepsi iPhone. Arkadaşlar sadece iPhone kullanıcılarına giden bir mesaj bu. Şöyle söyleyeyim. Mesaj gidiyor. Bu bir anda ekranına geliyor ve ekrandan gitmiyor bir süre. Gitmediği süre zarfında da biraz önce dinlediğiniz alarmla sizi uyarıyor. Bir de şey var. İnsanlar mesela bir tanesi yazmış ki ben televizyonun diyor Kurtlar Vadisi'nin eski bölümlerini izliyordum. Bir anda diyor süreciz geldi. Yani bu aslında insanların biraz da korkuya kapılmasının sebebi de şu. Yunanistan'la bir gerilim var. Suriye ile bir gerilim var. Acaba işte bir şey mi oldu? Bir de hayati uyarı bildirimi adı altında geliyor. Gözün ilk gittiği yerde üst taraftır. Orayı okuduğun zaman bir tedirginlik yaşatır. Bu arada dün hangi illerde olmuştu sen? Onun için bildirim geliyor. Ankara'da bir de Yalova tarafında. Yok, Yozgat. Yozgat. Ankara, Yozgat'ta arkadaşlar sel felaketi oluşmuş. Yani arkadaşlar bu sel felaketi doğru. Bir gün önce yaşanan bir olay. Bununla ilgili Şemus şeyi araştırdı. Hays haber alma yayma sistemi. Onunla ilgili de birkaç bilgi ver. Yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Araştırmadım oğlum. Ne de araştırdın? Araştırmadım mı? Hayır, ben şeye odaklandım zaten. Sadece iPhone'lara gelmiş bildirim. Ve herkesin ortak yazdığı şey. Ben diyor oradan atlama yaptım. Herkesin dediği şey bu. Ya bir anda düşünsene abi, oyun oynuyorsun mesela. Bir anda hayati uyarın bildirim geliyor. Titreşim ve siren aynı anda çalıyor. Ama şey, o anda ilk PUBG oynuyorsun abi. Kurşun yediğini düşün. Ekranı kilitliyor. Aslında arkadaşlar korkulacak bir şey yok. Biraz dediğim gibi son günlerde yaşadığımız gerilim. Ama şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bizde mesela şu anda burada şey yansın mesela. Yangın alarmı çalsın mesela. Bir şey zannediyoruz. Acaba bir yanlıştan bastı, bilerek mi bastı? Yani kimse böyle kalkıp da yangın merdivenine girin demez. Burada yangın yansa biz asansör aşağı inen bir milletiz. Yani bir de böyle mesaj gönderilir mi? Ama şöyle bir şey de var. Mesela bu sistemin öncesinde reklamının yapılması gerekiyor. Bu muhtemelen zaten test yapılmıştır. Test yapılırken de ya bilmiyorum kaynamıştır. Bu sistemin arkadaşlar reklamı az yapıldığı için insanlar tedirgin oldu açıkçası. AFAD'dan da bu arada bir açıklama yapalım. İstiyorsanız AFAD'a arayıp soralım. Sorar mı? Arayıp soralım AFAD'a. Hadi arayalım arkadaşlar. Bu ne lan? Acil durum müdürlüğü mü arıyorsun sen şu an? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız operatör yardımı için lütfen 0'ı tuşlayınız. Sizi aktarıyorum. 0, 0 ve normal sabunla yıkayın. O ne? Normal sabunla yıkayın diye. Ülkeye normal sabunla yıkayın.
Ne alaka lan normal salon Wi-Fi? Sizi aktarıyorum operatör. En az 20 saniye su ve normal sabunla yıkayın. Ha şey maske mesafe temizlik. Çağrınıza yanıt verecek kimse bulunmuyor. Bu mesaj kutusu dolu. Abi Afat'ta kimse yok. Bu nasıl rezalet bir şey ya? Çağrımıza yanıt verecek adam bulunmuyor. Arkadaşlar Afat'ta sorumuzu cevap alacak adam bulamadığımız için bu şey ama çağrı belki 300 değildi zaten şey müdürlüğü de normalde 112. Ama bugün pazar. Aynen 112. Bugün de kurtarmayı versinler canım. 112'yi de meşgul etmeyelim hiç. Tabii bir şey yapmayalım. Tabii. Abi bizim ülkede bir şey abartmayı çok seviyoruz. Lan biz sizden sesi duymuş diye abartmayı aşağı düşen neredeyse. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ama güzel bir sistem. Gerçekten tebrik evet, ediyorum Afat'ı. Zaten herkes telefon kullanıyor artık. Ya telefona böyle bildirim gitmesi acil bir durumda. Ya bu testi yapılmış tabii ile en azından hazırlık oldu. Şöyle bir şey de var. Bu sistem Amerika'da yıllardır kullanılıyordu. Ülkemize de girmesi güzel olmuş. Ama keşke ilk başından bir reklamı yapılsaydı televizyonlarda. Nasıl? Bütün yayın kesilip aynı anda bu uyarı mesajıdır. Bundan sonra herhangi bir durumda böyle telefonunuza mesaj alacaksınız diye aynı anda bir reklam kaç verilmesi lazım. Kaç dakika telefonuna bakıyorsun lan? Ben anlık ya. Tamam anlık. Ülkenin birçoğu yani en az bakın herhalde yarım saate bir bakıyordum aynen telefonuna. Yani acil bir durum olduğunda en kötü yarım saat içerisinde insanlar ne olduğunu öğrenecek bu durumda da. Güzel bir bildirim sistem ben. Yapanlar Allah razı olsun yapanlar eline sağlık. Tebrik ediyorum. Mükemmel bir çalışma. İnsanları biraz korkuttu ama çalışma başarılı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.